Tekrarlı veya tekrarsız diye bir şey demiyor. Bu yüzden sessiz harfler bakın B, C, D, F, G, H 6 tane. Bunlar 6 çarpı 6 çarpı 6 216 tane kelime oluşturulur A şıkkı. Rakamlarının yerleri değiştirilerek dediği zaman bu 4 sayıyı kullanacağız. Mecburen tabii ki 4 faktöriyel. Hemen cevabımız 24 olacak. Bakın 4 basamaklı 4, 3, 2, 1. A B C D e, F kümesinin elemanları birer kez kullanılarak 5 harfli kelimeler yazılıyor. Buna göre BA hecesiyle başlayan kaç kelime yazılabilir demiş. Şimdi BA ile başlayacağı kesin. Toplam 5 harfli olduğu için arkadaşlar 3 tane harf kaldı geriye. Bu BA'yı silelim. C D E F bize tekrarlı tekrarsız diyor mu? Evet, birer kez kullanılıyor diyor bakın. 4 3 2 diyeceğiz. 24 tane kelime oluşturulacak Burada arkadaşlar Kale e, parmaklar gittikçe kalınlaşıyormuş en kalın parmağı oturan yüzük mecburen Tabii ki diğerlerine de olabilir Bundan dolayı şunu deriz en geniş olan çapı en geniş olan yüzük 5 parmaktan istediğine oturabilir Sonra e, diğeri arkadaşlar 2 numaralıya denk gelen Tabii ki 4 tanesinden bir tanesine denk gelir yine, üçüncüsüne oturan üç tanesinden bir tanesine örnek şöyle bakın bu üçüne de girer. Haliyle 4 numaradaki iki tanesinden birine 5 numaradaki sadece 5'e girer. Böylece 5 4 3 2 1 120 tane şekilde yerleştirilebilir. 200'den küçük kaç tane doğal sayı demiş. Şimdi bir kere 3 basamaklı diyelim. 200'den küçük olması için sadece yüzler basamağına 1 yazabiliriz. Bir durum var. Geri kalan arkadaşlar buraya rakamları farklı farksız demiyor. E, kaç tane sayımız var toplamda? 2, 4, 6. Buraya 6, buraya da 6 tane yazarız. Bu 1. İkincisi 2 iki basamaklı da yazabiliriz. 2 basamaklı olduğu için direkt buraya arkadaşlar 0 hariç 5 sayı. Buraya da 6 sayı. Şöyle 36, burada 30 durum var. Son durumda bir basamaklı var artık. Bir basamaklılarda da zaten 6 tane sayı var. 0, 1, 5, 6, 7, 8 şeklinde. 66 6 daha 72 tane durum varmış D şıkkı. Sayısının rakamlarının yerleri değiştirilerek 6 basamaklı sayılar yazılıyor. Buna göre kaç farklı sayı yazılabilir denmiş. 1 2 3 4 5 0. Şimdi 0'ı başa yazamayacağımıza göre arkadaşlar rakamları da yer değiştirilecek. Toplam 6 tane var. 1 2 3 4 5 6. Buraya 0 hariç 5 sayı, geri kalan arkadaşlar 5 sayı kaldı. Sonra 4, sonra 3, sonra 2, sonra 1. Böylece 5 faktöriyel çarpı 5 oldu D şıkkı. M, A, N, A harfleri var ama geri kalmış. Kelimesinin harflerinin yerleri değiştirilerek anlamlı ya da anlamsız kaç kelime yazılır? Bu duruma uygun cevap 30'muş. Peki nasıl 30 olabilir arkadaşlar? 5 harfli olacak. Normalde 5 faktöriyel olurdu. Şimdi 30 olması için aşağıda 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel olması lazım. Çünkü 120'yi 4'e bölersek 30 yapar dördü veren de herhangi bir faktöriyel yok. İki tane böyle ayrı ayrı iki faktöriyel var. Buradan çıkan sonuç evet bu iki faktöriyellerden bir tanesi 2A'dır. Demek ki yazılmayan şurada çıkmayan harflerden bir tanesi M'ymiş ya da arkadaşlar M, A, N böyle N'ymiş. Böylece M, A, N, A, N de olsa bakın 5 faktöriyel böyle 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel olur. M, A, N, A, M de olsa yine gördüğünüz gibi 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel olur. Dolayısıyla 1, 2 a olursa ama durum şu. 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı zaten öbürleri tekrarsız değil. Cevap o zaman 120 bölü 6'dan 20 olurdu. A'dan B'ye en kısa gidilecek yol için arkadaşlar şunu diyebiliriz. Tekrarlı permütasyon yoluyla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adım atılacak tamam mı? 7 adımdan 4 tanesi sağa doğru, 3 tanesi yukarı doğru. Bu yüzden 4 faktöriyel bölü 3 faktöriyel dediğimiz zaman 7, 6, 5, 4 faktöriyel gitti böylece. Şuradaki sonra 3 faktöriyel de 6'dır. 6'lar da sadeleşti. 35 oldu D şıkkı. Sarı, mor, turuncu, kahverengi ve e, burada da pembe verilmiş işte. Bunları arkadaşlar yerleştireceğiz. Soru böyle hani değişik görünüyor. Acaba ne yapacağız diye korkmayın. Normal bu üç yere bunlar nasıl yerleşir? 5 4 3 5 tane insan var. 3 tane koltuk var. Kaç tane farklı şekilde oturur diye gibi aynı soru. Dolayısıyla cevap 60 oldu. E şıkkı. 1 ABC'de 4 basamaklı sayısı için aşağıdaki bilgiler veriliyor. 4 ve 7 ile tam bölünemez sayının kendisi 5 ile tam bölünemez. Rakamlar 4 ve 7 ile bölünemiyorsa 0 kullanamayız. 4 kullanamayız. 7 kullanamayız. 8 kullanamayız arkadaşlar. 5 ile tam bölünemez diyor ya sakın 5 kullanamayız demeyin. 5 kullanabiliriz. Ancak ne olacak arkadaşlar? Sonuç itibariyle son basamağa 5 gelmeyecek bu şekilde. Sayının binler basamağındaki rakam yüzler basamağındaki rakamdan büyüktür. Evet şimdi kaç basamaklıydı bu? 4 basamaklı kullanabileceğimiz 4 tane sayıyı eledik. Geriye 6 tane sayı kaldı. 5'e bölünemeyeceği için buradan özel durumdan başlayalım. Haliyle 5 rakamdan arkadaşlar bir tanesini buraya kullanabilirim 5 hariç. Şöyle yazayım bakın 1 2 3 5 9 6 3 6 tane rakam kullanıyorum. Bu 5 hariç buraya bakın 5 tanesinden bir tanesini yazdım. Sonra geriye kalan normal toplamda 5 tane rakamımız kaldı. 5 4, 3 oldu gördüğünüz gibi. Şimdi dikkat. Burada sorunun belki en önemli noktası ne biliyor musunuz? Binler basamağı, yüzler basamağından büyük ya. Rakamları tekrarlıymış gibi muamelede bulunup iki faktöriyle böleceksiniz. Niye biliyor musunuz? Buradaki binler basamağı, yüzler basamağından büyük olduğuna göre bunların kendi aralarında yer değiştirme hakkı yok. Şöyle bir şey olamaz yani örnek göstereyim size. 9, 6, 5, 1 sayısı olsun bu tamam mı? Bu 6951 diye kendi aralarında bunlar yer değiştirebilir mi? Hayır. Bu yüzden permütasyon sorularında büyükten küçüğe sıralamalarda bu rakam bundan büyük sıralamalarında arkadaşlar sanki tekrarlıymış gibi onları bölmeniz lazım. Sebebini bir daha söylüyorum. Yer değiştirme hakkın yoksa tekrarlı permütasyon yapıp bölmek zorundasın. Bu yüzden buna bir yıldız koyalım. Cevabımız buradan ne geliyor? Bir hesaplayalım gerçi hesaplamadık. Eee 5 çarpı 5 25 25 çarpı 4 100 100 çarpı 3 300 2'ye bölersek 150 D şıkkı oluyormuş. Masalar varmış arkadaşlar bu şekilde sehpalar. Ee, 3 tane oluşuyor. Birisi büyük, birisi ortancı, birisi küçük şeklinde. Ve bunların 4 tane farklı rengi var. Beyaz, vengi. Yani hiç duymadım acaba bu pembe falan olmasın diyeceğim ama neyse. Öyle bir renk varmış. Ben de bilmiyorum açık söylemek gerekirse. Siyah, kırmızı. Şimdi arkadaşlar burada biz yeni bir sehpa takımı oluşturacağız. Yeni sehpa takımı oluştururken de bu takımlardan birer tane seçeceğiz. Yani beyaz, venge, siyah ve kırmızıdan dediğim gibi valla bunu bilmiyorum. Eğer öyle bir renk yoksa artık yazıma tavsiyesi kusura bakmayın. Ee, burada ben sıra şeylere o yüzden ABC dediğim de kendimi yakmayayım. ABC'de şeklinde 4 renk olsun. O zaman en büyük için 4 hakkım var. Ortanca için yine 4 hakkım var. Küçük için yine 4 hakkım var. Çünkü şunu demiyor. Sehpaların renkleri farklı olacak diyor mu? Yo Normal yeni bir sehpa takımı oluşturacağız. Ve üçü de aynı renk olabilir bu sehpa takımının. Ya da üçü de farklı olabilir. ikisi farklı olabilir. Biri aynı olabilir falan şeklinde fark etmiyor. Gördüğünüz gibi bu yüzden 4-4-4 64 farklı şekilde bu üçlü takım oluşturulabilir. Soruda arkadaşlar örnekleri Allah'tan vermiş. Biraz daha böyle anlaşılırlığı artıyor. Fena bir soru değil çünkü. Şimdi diyor ki iki tane harften veya üç tane harften oluşuyor. Sonra arkadaşlar iki harfli olanları önce sıralıyoruz. Sonra üç harfliler oluyor. Bakın burada da söylemiş. İki harfli olanlar üç harfli olanlardan önde kabul edilecektir. Düzeni böyle oluşturmuş. Normal Türkçe gibi düşünmeyin. E, önce harfe bakıyoruz. Sonra sayılara bakıyoruz arkadaşlar. DD134 veya AC315 şeklinde olabiliyor bakın. Harfler tekrarlı olabilir ama rakamlar tekrarsızdır demiş. Soruda özellikle belirtmiş farklı diye. E, sıralama olarak da bakın BCBD'den daha büyük. Buraya hemen bakmıyoruz. Sayılara sonra bakacağız. Örnek AA olursa 314 AA315'ten tabii ki büyüktür ama dediğimiz gibi önce harflere bakacağız. Buna göre bütün ikililer bittikten sonra yani son harf olan ee e ve son sayı olan en büyük sayı 5 5 5 5 olamaz rakamları farklıydı. 5 4 3 bittikten sonra artık aaa kısmına geçeceğiz arkadaşlar. O yüzden adım adım gidelim. 1. İlk harfi a olan ikinci harfi farklı olan yani şey ilk harfi a olanla başlayalım. İlk harfi a olan... Buraya kaç hakkım var o zaman? 5. Çünkü harfler tekrarlı olabiliyordu. Sonra 3 tane sayı kullanabiliyorum. 5, 4, 3 rakamları farklı demiş. Böylece 25 çarpı 4 çarpı 3. Buradan ne oluyor? 25 çarpı 4, 100, 300 yapıyor değil mi? Şimdi buna göre arkadaşlar A'nın başlangıçta olduğu 300 var. E haliyle demek ki B'nin de olduğu böyle 300 durum var. Nokta 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 en son arkadaşlar kaça kadar gelecek bu E'ye kadar gelecek. E'ye kadar geldiğimizde de yine E'de de 300 tane harf oluştu, sayı oluştu. E bunların hepsini kullanınca bile şu an daha 1500'e ulaştık. Demek ki ikili harfler bitmiş. 1500 tane de. Şimdi gelelim artık üçlü harflere. A'nın başta olduğu kaç durum vardır? Onu göreceğiz. A'nın başta olduğu bakın buraya 5 tane yazarım. Buraya da 5 tane yazarım. Çünkü harfler tekrarlı olabiliyordu. Rakamlar tekrarsız. 5, 4, 3. Buradan 25 çarpı 4, 100. 5 kere 3 ne yapıyor? 1200 tane oldu. 1200 mü? Bir daha hesaplayayım. Çok emin olamadım bir dakika. 5 çarpı 5, 25. 25 çarp 4, 100. Pardon 1500'müş. Böylece A'ların olduğu 1500 oldu. E gördüğünüz gibi 1500, 1500 daha 3000. 4500. aslında neymiş biliyor musunuz? B'nin kullanıldığı son sayıymış. Nereden anlayacağım? Bak 5 çarpı 5, B'nin ilk harfi olduğu. Sonra bunlar da 5 çarpı 4 çarpı 3, yine 1500 yaptı. Böylece toplamda kaçıncı sayıya ulaştık? 1500, 1500, 1500, 4500. sayıya ulaştık. Peki bu nedir? Son B'nin olduğu EE e diye biter. Sonra yine en büyük sayı olan 543 ile biter. Haliyle cevabımız bakın A şıkkı olur. Biraz gıcık bir soru ama güzel bir soru.